Günaydın anacığım. Günaydın. Dünürler için hazırlığa şimdiden başlamışsın bakıyorum. Başladım ya. Yoksa akşama kadar işim bitmez. Feyzalara mahcup olmayalım sonra. Çok yorma kendini. Ya gerekirse bir kısmını da dışarıdan alırız. Evde yapılan gibi olur mu oğlum? Ben onlar gelene kadar hepsini hazır ederim evelallah. Canım anam. Hem siz kendinizi koruyun, hem de o katil olmasın. Yanlış anlamayın. Mithat abinin hatırı için. Yoksa bana ne? Bin parça olsun. Ha bu arada. Yalnız kendinize değil, yakınlarınıza da dikkat edin. Çünkü bu Kerim'in gözü dönmüş. Ne yapacağı belli olmaz. Bilal, hadi Rezzan'ı kaldırıver de şöyle beraber güzel bir kahvaltı edelim. Bırak anacığım, Rezzan uyusun biraz daha. Benim de önemli bir işim vardı, şimdi hatırladım. Çıksam iyi olur. Oğlum, iki lokma bir şey atıştırsaydın böyle aç açına gidilir mi? Akşamki ziyafet için saklıyorum kendimi. Allah işini rast getirsin oğlum. Sağ ol anacığım. Oğlum biraz yavaş sürsen. Şirket kaçmıyor ya. Daha Ömer'i alıp kreşe bırakacağım. Geç kaldım. Bu daha ne kadar sürecek Emre? Ne kadar sürecek baba? Ömer üzerinden oynadığın oyun. Şükran bu oyununa katılacak mı sanıyorsun? Oyun oynadığım falan yok. Sadece o çocuğa iyilik yapıyorum. Hadi Şükran da beni de kandırdı. Hatta kendini de... Peki o çocuğu kandırabileceğini sanıyor musun? Ne var? Çocuk böyle mutlu. Bir sürü arkadaşı oldu kreşte, fena mı? Oynuyor, öğreniyor. Bence hiçbir sorun yok baba. Peki sonra o çocuğu bırakıp gittiğinde ne olacak? Hiç düşünmüyor musun? Bir yere gittiğim yok benim. Er ya da geç olacak olan o. Şükran'ı böyle elde edemeyeceğini anlayınca unutacaksın o çocuğu da. Günahtır evladım. Kimi kimsesi yok garibim. Şükran onu asla bırakmaz baba. Kendimden daha çok ondan eminim. Pastane açmak bence de çok iyi fikir babacığım. Elimden geldiğince yardımcı olurum ben de. Yani kreşte yorulduğun yetmedi, ona da yetiş. Bir damlacık canım var kızım zaten. Kreşten sonra çok boş vaktim oluyor anne. Arada ben de börek çörek bir şeyler pişirebilirim. Çaylar da benden. Züccaciye'den nasıl vakit bulacaksan. Merak ettim bu işten söyleyeyim Saadet. Dükkanı kapatmaya karar verdim. Ne? Kapatmaya mı karar verdin? Gördün mü olanları? Hacer bir hayal uğruna hepimizi peşinden sürüklüyor. Kimsenin kimseyi sürüklediği yok Saadet. Hem sen demiyor muydun dükkan ancak kendini döndürüyor diye? O zaman açık kalmasında bir anlamı yok demek ki. Ay ben onu mu demek istedim canım? Bu yaştan sonra iyice başına buyruk davranmaya başladın Hasan. Yorgunum be kadın. Seninle tartışacak takatim yok. Babacığım sakin ol lütfen. Sen ne dersen de... Bu pastane açılacak Saadet. Ben ne dersem diyeyim öyle mi? Hı-hı. Pastane açayım demek de pastane açılmıyor Hasan Efendi. Parayı nereden bulacaksın? İyi bak o zaman bana Saadet. Kredi almak için bankaya başvurdum bile.
önce suyu ısıtsaydın daha iyi olurdu yavrum. Dalganını tuttu yine. Bir ilaç kalacağım demek haklı. Baksana daha çay yapmasını beceremiyorum. Kafan yine meşgul de ondan. Sabahtan beri dolanıp duruyorsun. Anlat bakalım derdin ne? O kadar belli oluyor mu? Küçükken de böyleydin. Babandan gizli bir şey yaptığın zaman evin içinde bir oraya bir buraya koşturup dururdun. Bu defa babamdan değil, Bilal'den gizli bir şey yaptım. Zaten üzgünüm. Bir de sen öyle bakma Ayşe Sultan. Kızım sen de Bilal'den saklamasaydın keşke. Selim Bey'den pek hoşlanmıyorum Ayşe Sultan. Zaten gitmemi de istememişti. Şimdi bir de bunu duyarsa. Sen de böyle çözdün yani, öyle mi? Çözsem içim rahat olurdu. Bilal'i hemen arayıp ona doğruyu söyleyeceğim. En iyisini yaparsın kızım. Başkasından duyarsa kötü olur sonra. Alo Bilal, nasılsın? Uygunsan görüşebilir miyiz diyecektim. Görüşelim bir tane. Ama daha sonra olmaz mı? Acil bir işim vardı şimdi. Olur olur tabii. Sen işine bak. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi günler Galip Bey. İyi günler. Meşgul olduğunuzu biliyorum ama sizi mutlaka görmem gerekiyordu. Kimin için geldiğimi biliyorsunuz. Ailemi Kerim'den korumam gerektiğini söylemiştiniz. Şimdi sizden bunun için yardım istiyorum. Yerini öğrenebildiniz mi? Hayır. Bakın, beni uyarmak için kapıma kadar geldiniz. Sağ ol ama bu yetmez. Ailem korku içinde. Eğer ona ulaşma imkanı varsa... Bilmediğimi söyledim sana Bilal. Ama babasının yerini biliyorum. Nerede? Galata tarafında bir ev tutmuş. Ev dediğim pislik içerisinde mezbelelik. Haftalardır uğramıyormuş bizimki. Perişan olmuş adam. Babasını o halde bulunca içim parçalandı. Koskoca Mithat abi. Olacak şey mi kardeşim ya? Bitmiş adamcağız. Biraz para verdim. Evi adam ettirdim ama her zaman burada değilim ki. Elim değdikçe artık. Olmadı bir huzur evine yerleştiririm. Mithat abi için yapacağız artık bir şeyler. Peki Kerim, hiç ilgilenmiyor mu? Yakalanma korkusu yüzünden pek uğramıyor ama. En küçük bir ihtimali bile değerlendirmek zorundayım. Lütfen adresi verir misiniz? Hüseyin. Bilal abine Kerim'in adresini ver. Tamam abi. Ömerciğim, sen neden oynamıyorsun arkadaşlarınla? Canım istemiyor. Biraz kitap okuyalım ya da yap poz yapalım ister misin? İstemem. O halde senin hakkında başka bir şeyler var. Bana söylemek ister misin? Hı hı. Ama kulağına söyleyeceğim, kimse duymasın. Anlaştık. Kulaktan kulağa mı oynuyorsun? Ömer benimle özel bir sırrını paylaştı da. Öyle mi?
Neymiş o? Ben de duyabilir miyim? Söyleyelim mi? Hı hı. Ömer hamburger yemeye gitmek istiyormuş. Çok iyi fikir Ömer. Hadi öyleyse. Şükran öğretmeni de alıp gidelim. Hadi. Evet hadi gidelim. Gidelim, gidelim, gidelim. Canım. Çok isterdim ama... Ben sizinle gelirsem buradaki arkadaşların yalnız kalıp çok üzülürler. Onların üzülmesini istemezsin değil mi? İstemem. Başka zaman gideriz istersen. Ama siz şimdi Emre abine gidip hamburgerlerinizi yiyebilirsiniz. Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi gidelim Emre abi. Yarın görüşürüz Şükran. Güle güle. Patates kızartması da alırız değil mi Emre abi? Ayran da istiyorum. Bir de küçük oyuncak veriyorlar ya. Ondan da alalım. Ama bu bizim evin yolu. Hani beni hamburgerciye götürecektin? İşim var. Başka zaman gideriz. Söz vermiştin. Ben sana söz falan vermedim. Tamam mı? Aslında senin neden kızdığını biliyorum. Nedenmiş? Anneni özlüyorsun da ondan. Ben de çok özlüyorum. Herkesin annesi var. Ama benimki yok diye kızıyorum ben de. Şimdi neye gider biliyor musun? Bol ketçaplı bir patates kızartması. Yanında da... Hamburger. Mithat Bey, size yardımcı olacağım. Bakıcınız yok mu? Alo Galip Bey. Mithat Bey zor durumda, yardımınız gerekli. Ne oldu ki? Biri geliyor. Kim? Hilal kim var? Kerim. Bu sefer kaçamayacaksın. Birazdan polisin elinde olacaksın. (Gülüyor)
Alo Bilal. Oğlum telefonu ver. Düşeceğime ölmeyi tercih ederdim. Bilal. Feyza. Bilal sesin kötü geliyor. Kerim yakalandı Feyza. Ne? Emin misin? Kendi ellerimle yakalayıp polise teslim ettim. Sen iyisin değil mi? İyiyim Feyza, merak etme. Bilal inanamıyorum. Gerçekten kurtulduk mu sonunda? Evet. Harika bir haber bu.
Hemen gidip babama söyleyeceğim. Baba, baba Kerim yakalanmış. Sahi mi? Bilal yakalatmış baba. Nihayet kurtulduk ondan. Aferin Bilal, aferin. Çok sevindim. Bu çok iyi bir haber. Sağ ol Selim. Baba, ben hemen Bilal'i görmek istiyorum. Acaba biraz erken... Tabii Feyza, sen git ilgilen. Bilal Bey büyük bir badire atlatmış. Teşekkür ederim. Abi ne oldu sana böyle? Bu gece huzurlu uyuyabilirsin Ezan. Yoksa? Onu kendi ellerimle polise teslim ettim. Duydun mu anne? Kerim yakalanmış. Şükürler olsun Allah'ım sana. Şükürler olsun. Hepsi bitti artık. Geçmişte kaldı. Bitti abicim. Hayırlı olsun Hasan Bey. Sağ ol. Ama dükkanı ben değil. Kızım Hacer işletecek. Mahallemize yeni bir tat getireceksiniz desenize. Umarım öyle olur. Peki ben müsaadenizi isteyeyim. Daha sonra çayınızı içmeye gelirim. Bekleriz. İnanamıyorum baba. Şimdi biz dükkanı tuttuk mu gerçekten? Tuttuk tabii. Sen nasıl düzenleyeceksin onu düşün bakalım. Böyle çok renkli, çok güzel bir yer olsun istiyorum. Senin yaptığın her şey güzel olur yavrum. Gene ne oldu? Çok masrafa sokuyorum seni. Yine başlamadım. Masrafsız iş olmaz zaten. Hadi bakalım. Ben şimdi krediyi almaya gidiyorum. Sen de gönlünce planlarını yap. Dükkanın eksiği gediğini onlara hale. Olur mu? Tamam. Hadi. Aa, nereye gidiyorsun Hasan? Banka, kredi onaylanmış. Kaç gündür söylediklerimin bir önemi yok mu be adam? Söylediğin şeyler önemsiz olsa... ...şu anda gülüyor olurdum Sare. Seni de söylediklerini önemsediğin için gülemiyorum. Madem öyle neden yapıyorsun? Neden bankaya gidiyorsun? İzin ver de evladım için bu kadarını yapayım. Bir kere de Şükran'ı düşün be adam, Şükran'ı. Şükran'ın duygularını düşünmeden Bilal'e kız istemeye gittin. Kızını karşına alıp bir kere konuşmadın bile. Ne hissediyor sormadın. Bir pastanedir tutturmuşsun. Hacer kadar Şükran da senin kızın. Saadet, sakın kızlarımı kıyaslamaya kalkma. Şükran'la Hacer kardeş. Ve hep böyle kalacaklar. Bırak da iki çocuğu mutlu olsun. Bilal, senin için o kadar endişelendim ki. İyi olduğumu söyledim ya sana telefonda. Söyledin de seni görmeden benim içim rahat eder mi? Kerim'le yüzde kaldığını düşündükçe hala kötü hissediyorum. Bitti artık. Hepsi geride kaldı. Artık hayatımızda yeni bir sayfa açılıyor. İkimiz birlikte dolduracağız o sayfayı. Aşkla, sevgiyle. Huzur ve sadakatle. Ne geçiyor yine aklından? Bir şey söyleyeceğim ama kızmayacaksın. Hemen söyle. Bugün ablamla alışverişe çıktık. Akşam size geleceğiz ya, ufak tefek bir şeyler aldık.
Dayanamadım ve ben de sana bir şey aldım. Feyza, ne gerek vardı? Ufak bir şey zaten. Beğendin mi? Demek benim giydiğim kıyafetleri beğenmiyorsunuz hanımefendi. Tabii ki beğeniyorum. Ama görünce dayanamadım işte. Çok güzel, teşekkür ederim. Güle güle kullan. Sen de mi bana hediye almıştın? Ne derler bilirsin, kalp kalbe karşıymış. Demek benim okuduğum kitapları beğenmiyorsunuz beyefendi. Liseli genç kızların okuduğu kitapları genelde beğenmem. Aşk olsun, bir sürü başka kitap da okuyorum ben. Mesela? Mesela organik kimya. Şaka yapıyorum. Bu kitap benim için çok anlamlı ve özel. O yüzden seninle paylaşmak istedim. Neden bu kadar özel? Çünkü bu kitap tertemiz, onurlu, yalansız bir sevgiyi ve müthiş bir bağlanmayı anlatır. Hazreti Hatice annemiz, peygamberimizin sevgili eşi ve ona inanan ilk insan. Ama bunun yanı sıra gerçek bir aşkın kahramanı. Peygamberimiz ilk vahiyi alıp Cebrail'in kendisine söylediklerini korku içinde eve gelip anlattığında, Hazreti Hatice annemiz, "Sen asla yalan söylemezsin. Sen sadece doğruyu söylersin." diyerek ona inanan ilk insan olmuş. Herkes onu yalanladığında o hep eşini doğrulamış. Herkes onu yalnız bıraktığında o hep yanında olmuş. Peygamberimizin çektiği tüm çilelere ortak olmuş. Onunla birlikte sevinmiş, onunla birlikte hüzünlenmiş. Birbirlerine karşı her zaman dürüst olmuşlar. Acıları da, sevinçleri de hep ortakmış. Toplantı nasıl gidiyor? İyi, iyi gidiyor. İlk kez bu kadar uzaktayız birbirimizden. Babanla birlikte gitmeseydin asla izin vermezdim. Biliyorsun değil mi? Allah bize de böyle bir sevgi nasip etsin. Bilal, ben... Ne diyeceğini biliyorum bir tanem. Bizim sevgimiz de bu kadar derin ve gerçek. Niye zahmet ettin? Ben verirdim. Ne fark eder? Hep sen mi yapacaksın? Anne. Biliyorum. Bu pastane yüzünden hepimize çok kırıldın ama... inan ki çok güzel olacak. Bak göreceksin. Değil mi Hacer? Elbette. Kızım. Ben size kırgın filan değilim. Hasan'a kızıyorum ben. Bu yaştan sonra bankayla, krediyle ne işimiz olur bizim? Ama kafasının dikine gidiyor işte. Ben çalışıp ödeyeceğim. Ne bileyim. İnşallah gelip geçici bir heves değildir kızım. Thank you.
Kerim de yakalandı ya. İlk defa bu akşam rahat bir yemek yiyebileceğim. Sormayın. Biz de öyle. Çok şükür adalet yerini buldu. Ah, teşekkür ederim güzel kızım. Afiyet olsun. Rezan, hadi yeter sen de otur. Tamam, oturacağım şimdi. Bilal ve Rezan'ın böyle yemek yapan anneleri varken bu kadar formda olmaları hayret verici doğrusu. Elimizden geldiğince direnmeye çalışıyoruz. Neyse ki Feyza ile evlenince böyle bir sorunum kalmayacak. Aa, çok ayıp çocuğum. Bak şimdi. Aşk olsun Bilal. Ya Ayşe Sultan, şuna bir şey söylesene. Bilal. Üzme bakayım benim kızımı. Merak etmeyin. Ömrüm boyunca onu üzecek bir şey yapmam ben. Babamın telefonu kapalı hala. Bilerek yapıyor. Ben meraklanayım diye. Ah sana. Anne, babam yapmaz öyle şey. Sen de biliyorsun. O ne inatçıdır siz bilmezsiniz. Ben kızdım ya. Allah bilir dükkanda kalır yine bu gece. Ey Hasan. Ey Hasan, her tarafın tutulursa hiç bana gelme. Bu yaşta yaptığı işe bak. Ben bir dükkana gidip bakayım en iyisi. Ben de geleyim senin. Hı-hı. Aman bırakın kalsın orada. Hiç eve gel diye de zorlamayın, tamam? Hah, geldi işte. Baba, bizi de nasıl meraklandırdın. Hasan Zorlu'nun evi burası mı? Evet. Size sağlık Kevser Hanım. Her şey çok lezzetli. Afiyet olsun. Yaprak sarmayı böyle nefis yapabilmem için sence ne kadar zamana ihtiyacım var Ayşe Sultan? Vallahi Kevser Hanım'ın bu sarmalarını ben bile yapamam ki kızım. Ustalık mertebesine ulaşmak o kadar kolay değil. Aa, estağfurullah, afiyet olsun. Öğrenirsin Feyza. Acelen ne? Daha evlenmenize çok var. Biz Bilal'le o kadar uzatmak istemiyoruz baba. Evet efendim. Mezuniyetime az kaldı. Şimdiden iş başvuruları yapmaya başladım bile. Olur mu ama? Feyza'nın eğitimi ne olacak? Hem üniversite okuyup hem ev çekip çevirmek kolay mı canım? Haksız mıyım Kevser Hanım? Vallahi ne diyeyim? Şimdiki gençler her şeyi bizden daha iyi biliyorlar. Yaparız diyorlarsa bizlere de destek olmak düşer. Yok. Bu işler öyle yaparız demekle olmaz. Evlenince nerede oturacak? Neyle geçineceksiniz? Hiç düşündünüz mü? Merak etmeyin. Kızınızı mutlu etmek için elimden gelenin en fazlasını yapmaya hazırım. Bundan eminim Bilal. Ama başından beri bunu ne kadar dile getirmek istemesem de... Nasıl desem...
Feyza'nın alıştığı bir yaşam standardı var. Baba, lütfen. Bana kızdığınızı biliyorum ama ne yazık ki gerçek bu. Bu zamanda tek kişinin çalışmasıyla yuva kurulmaz çocuklar. Başta aşk her şeyin üstesinden geliyormuş gibi görünür. Ama aşkın baharı olduğu kadar sonbaharı, kışı da vardır. İşte asıl o zaman hayat size yük olmaya başlar. Baba, benim de çalışımı unutuyorsun galiba. Part time çalışmaktan ne çıkar Feyza? Hem okuyup hem çalışmak seni yoruyor Feyza'cığım. Dün gece gördük işte. Selim Bey'le ta Ağbalar'dan sabaha karşı döndünüz. Baban da ben de evde öldük meraktan. Hayır, üstelik misafirleriniz gelmemiş bile. Boşu boşuna uykusuz gittin okula da. Müsaadenizle. Neden bana yalan söyledin? Neden? اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.